Hazır mıyız? Bir saniye. Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Çok güzel bir mekan açılışı. Evet evet. Yani bence çok ihtiyacımız olan şeyler bunlar. Güzel mekanlar, sanatsal mekanlar. Zaten adı da üstünde Good Space diye. Biz de güzel bir şeyler yaparız. Belki bu da belli mi? Dur bakalım. İnşallah diyelim. Siz çok dışarı çıkar mısınız? Çok gezer misiniz? Biz pek göremiyoruz ama. Şimdi ben 1,5 senedir bu pandemiden dolayı Bodrum'da olduğum için yeni geldim. Onun için başladım çıkmaya. Bundan sonra bol bol görürsünüz inşallah. Yeni geldim demişken projeler için mi? Projeler. Zaten konserler başladı tekrardan. Evet. Bizim Yonca bizi 90'lara götür. Daha da geri getirme. Hatta yarın gidiyorum. İzmir var, Balıkesir var. Bayağı bir yani Mart sonuna kadar böyle gidiyor. Yani Nisan'da biliyorsunuz Ramazan. Evet. Hem onlar hem başka benim üstüne çalıştığım projeler. Bu projelerle ilgili. İşte buradan da bir toplantıdan geliyorum zaten. Güzel şeyler olacak. Peki günümüze de hep müzik ön planda. Sizin de böyle bir düşünceniz olur mu? Bir rapçiyle çocuklar, bir düet. Çocuklar, Türkiye'deki ilk rap ben yaptım neredeyse. Bandıra Bandıra'yı bir hatırlayın. Evet. Tarih 94, neyi konuşuyoruz? Sonra hatta şöyle bir şey yaptım ben. Neydi? Oldu gözlerim doldu. Onun için de zaten Serhat'la birlikte, evet, ki duayenidir rapçilerin. Onunla birlikte bir çalışmamız var. Oldu gözlerim doldu. Bunları nerede yayınlayacaksınız mesela? Şey mi? Magazinde mi? Evet. O zaman araya girin. Yani Bandıra Bandıra da var, evet, işte Oldu Gözlerim Doldu'yu bulup girebilirsiniz var. Yani bir de en son geçen sene biliyorsunuz Ortalık Ayağa Kalktı, Ayıp Şeyler diye bir şarkı yaptım. Ben, evet, o da zaten rapti. Onu da arkasından yazarsınız, olur biter. Peki takip ettiğiniz, beğendiğiniz bir rapçi var mı? Yani ben rapi çok eskiden dinliyordum. Yani bundan 15 sene, 20 sene önce rap ve R&B müzik hastasıydım. Evet. Benim için modası geçti ama Türkiye'ye daha yeni geldi. eseri çok beğeniyorum, Ceza'yı beğeniyorum. Hepsini de çok aşırı takip edemiyorum açıkçası. Evet. Başka yani. Peki. Yani bu bir devir yani. Bir rock müzik bir ara geldi. Şimdi işte rap geldi. Bu böyle dönecek yani, dünyadaki sistem gibi. Popüler olacak bir şeyler, geçecek ondan sonra. Pop müziğin yavaş yavaş söndüğü, artık rap müziğin yükseldiği söyleniyor. Bu bir çark olarak düşünün bunu. Yani pop müzik çok popülerken de rock müzik yoktu, rap yoktu. Bir müddet sonra tekrar pop'a dönülecek. Çünkü şu bir gerçek. Ben son 2 senedir 90'larla ilgili konserler veriyorum. 90'lar inanılmaz patlamış vaziyette. Herkes 90'lara duymak istiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? O günlere dönmek istiyor insanlar. O günlerin doğru müzik kalitesi, işte sözleri, naifliği, samimiyeti. Bunu arıyor insanlar artık. Dolayısıyla şunu görüyorum ben önümüzdeki zaman zarfı içinde. Yine 90'lar minvalinde şarkılara döneceğiz ki dünya bile ona dönüyor. Peki. Heveslenmesinler. Bunlar gelip geçiş kısacası. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ay, çok etmişsiniz. Bir arkadaşım gelecek benim. Şahiste Hanım.